Evet arkadaşlar, bu videoda sizinle birisiyle aynı fikirde olmayı nasıl beyan etmeyi öğreteceğim. Şöyle oluyor. Genelde şu iki tane kelimeyle söylüyoruz. Eğer cümlemiz olumluysa genelde hani ben de aynı fikirdeyim veya ben de aynı durumdayım demek için me too cümlesini kullanıyoruz. Eğer olumsuzsa genelde me neither cümlesini kullanıyoruz. Ama bunun farklı tenslerde, farklı şekillerle de bir söylemek şeyi vardır, türü vardır. Onları da birlikte bir bakalım. Şey yapacağız. Örneklerde daha iyi. Bunu öğrenirsiniz. Okay. Diyelim ki A şahıs ne diyor? I am a doctor diyor. Bunu farklı bir şekilde hani ben de, o da, bilmem onlar da, bu kız da, o adam da aynı durumda olduğunda bunu nasıl söylüyoruz? Şöyle. Me too diyebiliriz. So am I diyebiliriz. Eğer buradaki yardımcı fiilimiz is, am, are ve öznemiz I ise so am I diyoruz. So is my mother diyoruz. My mother için is kullandığımız için. So are they. They için are kullandığımız için. So is Alex. So are Jenny and Pam. Bu şekilde farklı özneleri de kullanmış oluyoruz. Başka bir örneğe geçiyorum. Farklı bir tense, yani farklı bir cümlede. I like traveling. Me too diyebilirim. So do I diyebilirim. Buradaki yardımcı fiilim ne? Tense'ime bakıyorum. Simple present tense'te benim yardımcı fiilim do ve does olacak. Onu kullanacağım. So do I. So does my mother. So do they. So does Alex. So do Jenny and Pam. Şimdi başka bir örneğe geçelim. I had a pet. Me too. Şimdi bakıyorum cümlem hangi tense'te? Geçmiş zamanda. Simple past. Simple past'te ne yapıyorum? Benim yardımcı fiilim ne? Did. Did ile devam ediyorum. So did I. So did my mother. So did they. So did Alex. So did Jenny and Başka bir örneğe geçelim. I have been in Istanbul. Me too. So have I. Yardımcı fiilim burada have olduğu için have ile devam ediyorum. So has my mother. So have they. So has Alex. So have Jenny and Pam. I can play chess. Me too. So can I. So can my mother. So can they. So can Alex. So can Jenny and Pam. İşte farklı özneler için de aynı şekilde ben burada kullandığım şeyi de kullanıyorum. I will stay at home. Me too. So will I. So will my mother. So will they. So will Alex. So will Jenny and Pam. Şimdi olumsuz cümlelerde bakalım nasıl oluyor. Buradaki cümlemiz I am not coming. Neither diyebilirim. Ben de ama olumsuz anlamda diyerek. Neither am I. Neither am I. I am not either. I am not either. Yani bu üç tane şekilde
Ben olumsuz bir cümleyi teyit ederek ben de demiş oluyorum. Farklı özneler için mesela nasıl oluyor? Neither is she or she isn't either. Alex isn't either. Neither are they. I don't see any problem. Me neither. Neither do I. I don't either. Neither does she, or she doesn't either. Alex doesn't either, or neither does Alex. Neither do they, or they don't either. I didn't like that guy. Me neither. Neither did I. I didn't either. Neither did she or she didn't either. Alex didn't either or neither did Alex. Neither did they. Neither did they. Okay, I haven't seen such a thing. Öyle bir şey hiç görmedim demek istiyor bu cümle. Such a thing, öyle bir şey demek. Me neither. Neither have I. I haven't either. Neither has she. Or she hasn't either. Alex hasn't either. Or neither has Alex. Neither have they or they haven't either. I won't buy a new car. Me neither. Neither will I. I won't either. Neither will she. Or she won't either. Alex won't either. Or neither will Alex. Neither will they, or they won't either. I shouldn't go there. Me neither. Neither should I. I shouldn't either. Neither should she, or she shouldn't either. Alex shouldn't either, or neither should Alex. Neither should we, or we shouldn't either. Okay. Bu tarz örneklerle birisinin lafına ben de veya o da, diğeri de hani diyerekten ne oluyor? Katılmış, hemfikir olduğumuzu söylemiş oluyoruz. Bu şekilde. İnternetten egzersiz yazıp bu tarz şeyleri alıştırmalarını alıp yapabilirsiniz veya çok da zor bir şey değil. Biraz bir iki tekrardan sonra zaten beyninizde kazınmış oluyor. Yine de herhangi bir sorunuz olursa aşağıda yazarsınız. Ben cevaplarım. Veya benimle hani direkt iletişime girersiniz. Görüşmek üzere diğer videoda. Kendinize iyi bakın.